Merhaba arkadaşlar. Abimin dişi hastalandı, o yüzden dişe geldik. Abimin dişlerini ben yapacağım. Sen mi yapacaksın? Şaka şaka. Ben yapmayacağım. Bak yapılıyor işte. Evet, abin dişleri gördüğün gibi yapılıyor. Elif sinem, abin imkanı yok sana illetmez dişlerini. Biliyorsun değil mi? Egemen, Elif geliyor, dişlerini o müdahale edecek. Bak bak bak. Hadi Elif, bir tane bir şey al eline. Abi de ben yapacağım be. Hayır, ona takmana gerek yok. Hayır, hayır anneciğim. Bak bak bak. Elif Sinem hazırlanıyor. Beyaz önlük gibi gömleğini de giydi. Şimdi ne yapacak? Şu lablası dinlenmeye gidecek. Elif Sinem müdahale edecek. Egemen sana kesinlikle dokundurtmaz. Ben sana değil. Ay, bir eldiveni giyemedin ya. Şaşkın kız. Hadi bakalım gel. Neler yapılıyor? Evet Elif Hanım, ne yapacaksınız abinizin dişlerine? Hepsini sökeceğim mi? Ne yapacağım? Hepsini tek tek sökeceğim. Duymadım. Hepsini tek tek sökeceğim. Ay, gerçekten öyle diyormuş. Şule ablan duymasın böyle dediğini. Sen ne yap biliyor musun? Sadece şu ışığı tut bak. Bak, görüyor musun mavi ışık? Ay, gözümü aldı. Mavi ışığı sen tut. Böyle. Başka da hiçbir şey yapma sen, tamam mı annem? Dolgu kurutma bende olsun. Dolgu kurutma sende olsun. Şule ablamız çok güzel yapıyor dişlerini. Dur bak, Şule ablanın gözüne geliyor. Işığı yakma şimdi, gel. Eline, dolguyu eline, ben kurutacağım. Sen kendi eline uygun eldiveni nereden buldun Allah aşkına ya? Şu kızın yaptığına bak, şapşık kız, gel. Bakın burada ne güzel şeyler var. Şule ablamızın böyle şeyini yapmışlar, heykelini yapmışlar. Küçük saksı şekli, çok güzel. Gel bakalım. Burada bir tane zebra kardeş var. Burada bir tane zürafa kardeş var. Burada bir tane kaplan var. Burada da bir tane aslan var. Bunları ben parmak kuklası zannediyordum çocuklar her geldiğimde. Bununla videolarımız da var hatta. Bunlar parmak kuklası değilmiş. Ben şok. Bunlar parmak kuklası değilmiş, biliyor muydun? Neyi bunlar? Bunlar ne biliyor musun? O diş aletlerini çocuklar korkmasın diye Şule ablam bunları takıyormuş. Evet, ben parmak kuklası zannediyordum. Ama çok güzeller parmak kuklası olarak, değil mi? Hadi bakalım. Elif Sinem, ne yapalım biliyor musun? Dur hemen şunlar şöyle dursun. Bak burada bir tane yaka şeyi var Şule ablan. Al bunu da tak. Nasıl açılıyor bu? Hah, tak. Şunu arkaya koy. Dantelin oraya değil değil. Ve sen bana ver. Anladım. Önce bunu alta koyayım ben. Şöyle. Tak bakalım. Yukarıda. Şimdi doktor oldu Elif Sinem. Yalnız anneciğim, eldiveni giymekle onu takmakla doktor olmaz. Bunun okulunu okuman lazım, biliyorsun değil mi? Bir de gelmiş bana diyor, abimin tüm dişlerini tek tek sökeceğim diyor. Yaramaz kız, ver. Şule ablan öyle yapmıyor. Sen niye öyle yapıyorsun? Gel. Ben kötü doktor. Bak, ben sana çok, arkadaşlara çok sevimli bir şeyler göstereceğim. Bakın. Burada şeker gibi minik minik pamuklar var. Bunlar ilk gördüğümde marshmallow zannettim. Baksana şunlara. Çok güzel de kutuları varmış böyle. Bak burada da böyle. Hayır, elini almıyorsun. Hayır, elini almıyorsun. Sonra burada şunlar pipet mi Elif? Hiçbirine dokunmuyorsun. Bana bak, sen nasıl doktorsun? Hayır, almıyorsun. Tamam, almıyorsun. Ver onu bana. Ver bana. Ablandan izin aldın mı? Bu bardaklar ne için Elif? Elif, sen nasıl doktorsun ya? Burada çay kahve keyfi mi yapıyorsun? Ah, yaramaz ah seni ya. Sen nasıl doktorsun ya? Egemen, Elif diyor ki doktorluğunu ben yapacağım diyor. Tüm dişlerini diyor, sökeceğim diyor. Bak bak bak. Sökeceğim diyor. Onları da yerine mi takacaksın? Evet. Aa, bunlar da ne, baksana Elif, burada iğneler var. Bu iğne değil, bu dolgu. Ay, doktor hanımdan öğrenelim. Bunlar iğne değil mi? Gel bak bakayım. Ben de diyorum, bu iğnenin ucu neden böyle yamuk? Sen mi yamuttun? Sen nasıl doktorsun? Sakar doktor musun sen? Böyle diş şey mi olur? Yamuk iğne mi olur? Hayır, o dolguyu kurutmuş. Ha, bu dolgu şey mi bunlar? Dolgu malzemesi mi? Evet. Bak burada bir tane ruj var. Senin rujunun burada ne işi var ya? Süslü müsün sen ya? Çay kahve içiyorsun. Ay, şey, lavabo.
yaptırıyor. Ha, o da mı aynı dolgu aleti? Anladım. Bu sık iğne. Ay parfüm mü sıkıyorsun sen bir de burada? Ve bu dolgu aleti. Ay burada temizlik aleti de var. Sen ne yapıyorsun? Burası ve da buralar, mutfak gibi zaten. Buraları temizlemek için. Anladım, tamam. Aa bak bunun içinde bir sürü ayna var. Küçük küçük aynalar. Elif Sinem, seni bununla cindireyim mi böyle? Ben onunla çekeceğim. Bununla mı çekeceksin dişlerini? Çektirmez bunlar abi. Bunlar da resim yapmak için dişlerini. Resim yapmak için dişlerini. Sen hastaların dişine resim mi yapıyorsun? Evet, çok seviniyorlar. Kalp falan. Çok mu seviniyorlar? Benim de şu dişime, şu ön dişim var ya, şu kenardaki ön dişime. Şu bir tane küçük panda çizer misin? Dokunmak yok. Çizer misin? Bakayım. Çizim. Ama benim koltuğa yatmam gerekiyor çizmem için. Çizdim, elimle çizdim. Elinle çizdin. Sen sticker mı yapıştırıyorsun? Çiziyorum diye yalan söylüyorsun değil mi? Ah seni yaramaz ha. Gel bak dışarı manzaradan harika görünüyor. Baksana dışarı manzarası, konuşamadım. Bakın burada paten ve karkar profesyonel sürme pisti var. Keşke Egemen de getirseydi patenini, şimdi burada ben güzel bir video çekerdik. Anneciğim orası sana göre değilse ama. Sen oradaki, sen doktor musun? Paten mi süreceksin? Sen niye eğlence peşindesin? Öyle şey mi olur? Aa baban geldi. Evet çocuklar, abimizden sonra... Ama ne olmayı? Yok hayır, olma değil. Elif'in dişlerine müdahale edeceğiz. Oradan devam edeceğiz. Dişçi koltuğuna oturacağım diye sevinen tek çocuk Elif Sinem olmalı. Eğer sizde de böyle tutkular varsa lütfen yorumlara yazın, bilelim. Ben de çok seviyorum dişçi koltuğuna oturmayı değil. Ama bu dişçi koltuğuyla alakası yok. Tamamen Şule ablamızla alakalı çocuklar. Çünkü o kadar güzel ilgileniyor, o kadar güzel Elif Sinem'le böyle oyun oynayarak dişini muayene ediyor, tedavi ediyor ki Elif Sinem buraya gelmek için sabırsızlanıyor. Ne oldu? Tamam. Aa, ablası bakmıyor düzenli dişlerine Elif Sinem ya. Yok. Egemen, intikam zamanı. Dişlerin hepsini sökeceğim. Sen de ona desene. Niye? Aa, ufak bir işlem yapılıyor şimdi Elif Sinem'e çocuklar. Çürümemesi için koplama yapacağız. Ya Rabbim ya, dişine müdahale edilecek diye sevinçten dört köşe çocuk ya. Neden Elif, nedenini söyler misin? Neden bu kadar mutlusun? Ne? Şule. Duymadım. Şule. Şule ablan. Şule ablamız çok tatlış bakın. Teşekkür ederim. Şu an maskeli göremiyorsun ama maskeyi indirince görmeniz lazım. Ama indirmiyor. Yüz görümlü istiyor. O yüzden buraya geleceksiniz çocuklar. Hocam şimdi ormalık yapacağız. Aa gördün mü? Işte. Marshmallow pamuklar geldi. Şey çok çürüdü. Oraya dedim ormalık. Kendine yaptırmış. Aa şaşkın kız. Gerçekten çok mutlu. Bak. Hareketlere bak. Bu an ölümsüzleştirmemiz lazım. Gel bakalım Elif Sinem. Bak hiç yerinde duramıyor. Yaramaz kız seni. Tek mi çekeyim? Şu lavlanla mı çekeyim? Şule. Evet. İkisini de çekelim. Ama durmadım biraz ağlamaya. Başladı. O ne Elif? Sen pipetle ne işin var? Hani sen doktordun? Ha, o pipetle bir şey içiyor bu kız ya. Ne içiyorsun sen ya? Bu nasıl doktor ya? Aa, işte hasta oldun, doktor değilsin. Gördün mü? Bu da onun kanıtı. Evet çocuklar, Elif Sinem dişleri bu sefer hasta olmadı. Bu sefer dişleri hasta olmasın diye koruma yapılmaya geldi. Biraz kafa tarzını. Haydi bakalım. Bakalım. Elif Sinem'in yine değil dedikleri. Sonra burada. Şu da marshmallow'a benzeyen pamuklar. En çok sevdiğim de bunlar. Hadi bakalım. Oo, Elif Sinem'in keyfi yerinde. Elif Sinem'e biraz takılalım hadi. Şirinler gibi olmuş dişleri, hemen geliyorum. Arkadaşlar duydunuz mu, Elif Sinem'in dişleri şirin köyü gibi olmuş. Bakalım şirin köyü gibi mi? Bakayım. Göremiyorum Elif. Sen ağzın... Bu çocuk ağzını küçücük açıyor ya. Kapatmadım ama ağzını. Kocaman. Bak gördün mü? Mavi masmavi gözleri gibi. Şimdi Elif Sinem, senin gözlerinle kombin yapıyoruz dişlerini. Anlaştık mı? Elinle görelim.
Anlaştık. Hadi bakalım. Normalde pembeyi sever ama. Sinem bize şaka yapıyor. Pipetle meyve suyu içiyor şu an. Değil mi? Bakmıyor mu? Değil mi? Ağzını tutması lazım. Ne oldu? İstemiyor musun? Tamam, bırak. Ah yaramaz ah. Senin işlemin azıcık bir şey anneciğim. Bak 2 saattir abine uğraştı. Ama Elif Sinem de seviyor dişçi koltuğuna oturmayı çocuklar. Bence siz de sevmelisiniz çünkü çok eğlenceli. Tamam, hiç telaş etme ama sadece senden istedim, ağzım çok büyük açman, tamam mı? Aferin, şimdi su gelecek ama ağzıma ben hortumunu alacağım, merak etme. Açmazsa alacağımı sana göstereceğim. Hiç kapatma, olur mu? Bu aşamanın çok önemli. Bak duyuyor musunuz çocuklar? Şöyle ablamız ne güzel konuşuyor. Dişlerini yıkıyormuş. Kapalı kaldı yukarı doğru. Başını kaldı güzelce. Bir daha bir yıkayayım. Elif Sinem dişleri yıkamada diyelim mi Elif sana? Neyse bitsin bakalım, hadi devam edeceğiz. Ya. Sinem bitti mi? Nasıl geçti? Güzel mi? Dur bak bugün Şule ablan çok yoğun bak. Dur annem onu bekle. Evet, Elif Sinem'in işlemi de bitti. Elif Sinem uyuşturdu mu abla? Yok. Uyuşturmadan mı yaptı? Oo süpersin, çak. Hayır dur, ablan yoğun, hayır olmaz öyle, dur. Bekle, nereye gidiyorsun? Neredeymiş? Bak abi ne oldu? Tamam gideceğiz şöyle ablanın yanına, hadi bakalım. Cesaret madalyası, Elif Sinem'in küçük diş kutusu. İki tane. Arkadaşlar Elif Sinem ne yaptı? Diş, şöyle bir dişi saldı. Şu da benim, bunlar da Melike ve Begüm. Begüm'ün evet, kaç tane istiyorsan alabilirsin dedi. Biz de Melike ile Begüm'e de aldık. Şunu aç bakayım, içini göstereyim. Bunun içine düşen dişlerinizi takıyorsunuz çocuklar. Ya da diş çektirirseniz içine bunu koyuyorsunuz. Çok güzel bir hediye değil mi? Melike'nin Begüm'ü de düşündük. Bak şuna. Ay çok güzel. Bu da güzel. Benim. Şunu da takacağım. Onu da mı takacaksın? Bu sararmış diş sanki. Hadi bakalım. Elif Sinem vedalaşalım mı? Vedalaşalım. Tut canım. Kanalımıza. Abone olmayı ve tüm tamamen öyle kalın. Ben açıklarım.